Herkese merhabalar. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ve biz Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi olarak bu tarz özel günleri önemsiyoruz ve kutlanması, anılması gereken ne varsa takip ediyoruz. Bugün de Dünya Kadınlar Günü çok özel bir gün. Aynı zamanda benim doğum günüm olduğu için bana iki kere özel. O yüzden bugünkü programın moderatörlüğünü bizzat üstlendim. Ve kendime dedim ki bugünü kendimiz için, bizim için, kadınlar için harika bir gün haline nasıl getirebiliriz? Ve hem üniversitemizin desteğiyle hem üniversitedeki meslektaşlarımla işbirliği halinde nacizane sizlere bir program hazırladık. Programımız bir küçük dinletiyle başlayacak. Daha sonra iki çok kıymetli sanatçı ve eğitimci kadın hocamızı davet ettik. Bizleri kırmadılar. Onlarla sınırlı sürede birer söyleşimiz olacak. Sonra da sizler için yine amatörce hazırladığımız bir küçük canlandırma söyleşimiz olacak. Bu adımlarla bugünü sizlerle paylaşmak istedik. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü hepimiz Google'a sorduğumuzda hemen karşımıza çıkan bir bilgi elbette ki 1857 yılında Amerika'da New York şehrinde bir fabrikada çıkan yangın sonucu yanan kadınlarımız, kadın işçilerimizin anmak üzere ortaya atıldı. 129 can gitti direniş sonucunda. Ama öyle ki o 129 can şu an dünyanın tüm kadınlarını işbirliğine sürükleyen bir dalganın başlangıcı oldu. Ve 1910 yılında ilk kez Danimarka'da, Kopenhag'da 2. Uluslararası Sosyalist Kadınlar Konferansı'nda dile geldi. Bugünün dünya kadınları için, emekçi dünya kadınları için bir gün olması yönünde. Daha sonra 1921'de Moskova'da, 1960'ta Amerika Birleşik Devletleri'nde kutlanmaya başlandı. En son da 1977 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda resmen kabul edildi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü olması için. Türkiye'de ise daha sonra 1921 yıllarında kutlanmaya başlandı. 80 darbesi zamanı 4 yıl kadar kutlanması durdurulsa da 84 yılı itibariyle bizler yine kutluyoruz. Bizler bir günü kutlamıyoruz, bizler bugününü de kutluyoruz Dünya Kadınlar Günü olarak. Dünya Kadınlar Günü ne zaman kutlanmaya başlanacak? Elbette ki kızımız yerine dizimizi dövdüğümüz, elbette ki cinsiyetine bakmaksızın doğan çocuk mutluluk çığlıklarıyla karşılandığı, sessizlikle değil de mutluluk çığlıklarıyla karşılandığında, elbette ki güzelliği veya kadına atfedilen bazı görevleri yalnızca cinsiyetçi bir tavırla ele almadığımızda bizler Kadınlar Günü'nü kutlayacağız. Kocalar tarafından öldürülmediğimizde, eşit mesleki haklara sahip olduğumuzda asıl günler o zamanlar kutlanacak. Elbette ki bizler böyle sembolik hareketlerle o günlerin gelmesini, o günlerin daimi olmasını sağlamak üzere çabalıyoruz. Biz Dünya Kadınlar Günü'nde daha çok kadın ekibi olarak birlikte çalıştık. Öncelikle yeni bir hocamız olan bir küçük ricam olacak. Konseptten çıkıyorum ama lütfen herkes mikrofonunu kapatabilirse söz hakkı verdikçe açılma gibi bir şansımız var. Çünkü karışan sesler oluşabiliyor diye bunu keşke baştan yapsaydım. Çok özür dilerim. Dünya Kadınlar Günü'nde biz üç kadın olarak tatlı bir size Mendelssohn Herbst Lied düeti seslendirdik. Aramıza yeni katılan doktor öğretim üyesi Aslı Ceren Yıldırım hocamız piyano işliğimizi yaptı. Ayşe Meral hocamın yakından tanıdığı araştırma görevlimiz Rüveyda Sultan Ünver hocamız soprano olarak söyledi. Ben de nacizane amatör bir ses sanatçısı demeyeyim ama sergileyicisi olarak onlarla birlikte bir düet seslendirdim. Sizi bu düetle baş başa bırakacağım. Düetten sonra sohbetimizle devam edeceğiz. Sizlere hediyemiz olsun.
Çok teşekkür ederiz. Alkışlayanlar oldu. Sessiz alkışlarınızı, yürekten alkışlarınızı hissediyoruz. Alıp buramıza koyuyoruz. Bizler gerçekten içten bir hareketle bugünü hazırladık ve o sinerjinin sizlere geçmesi bizim için çok önemli. Bugün yine Rüveyda hocamın bağlantı sağlamasıyla çok kıymetli Meral hocamı ve yine Sinem hocamın bağlantı sağlamasıyla da Çiğdem hocamı konuk ediyoruz aramızda. Bu davetlerimizi kabul ettikleri için çok mutluyuz. Onların burada bulunma sebebi, onları davet etme sebebimiz bizlere eğitimde, sanatta, hatta akademide kadın olmak nasıl bir yol ile oldu, nasıl zorluklarla karşılaştılar ya da nasıl kapılar açılıverdi önlerine. Çünkü biliyoruz ki biz eğitimde ve sanatta kadın olmak başlığını attık ama başında evde anne olmak, eş olmak, değil mi? Bir sürü başka vasıf, gizli parantezde bir sürü başka vasıfın yanında eğitimde ve sanatta kadın olmayı konuşacağız bugün. Öncelikle Ayşe Meral hocamla başlayacağım. Ondan sonra Çiğdem hocama geçeceğim. Aslında ikisinin ortak bir özelliği var. İkisi de Gazi Eğitim Enstitüsü mezunu. Bunları da ön hazırlıkta yaptığımız telefon konuşmasında keşfetmiş oldum. Ayşe Meral Töreyin hocamız 1950 Sivas doğumlu ve Eskişehir Süleyman Çakır Kız İlköğretmen Okulu'nda okumuş. Ben de bir Eskişehirli olarak bunu okuyunca mutlu oldum elbette ki. Ve daha sonrasında 9 günlük bir öğretmenlik deneyiminden sonra Gazi Üniversitesi'ne bir davetle orada bir akademik hayata başlıyor. Daha fazla detay vermeyeceğim. Çünkü kendisinden dinlemek istiyoruz. Sayın hocam, Meral hocam, sizin hayatınızda eğitim ve sanat nasıl yer aldı? Siz ona nasıl şekil verdiniz o kadın olarak? O süreçte, o süreçler size, eğitim ve sanat sizin kadınlığınıza nasıl şekil verdi? Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle bütün katılımcılara, sizin şahsınız başta olmak üzere teşekkür ediyorum. Bütün bayan hem cinslerimin, meslektaşlarımın, öğrencilerimin, gençlerimin Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Bu vesileyle bize bu imkanı sunan, bu eşsiz vatanı
bırakan büyük Atatürk'ümüze minnet ve şükranlarımı bildiriyorum buradan. O olmasa bize bu vatan olmayacaktı, vatanımız olmayacaktı. Bizlere dünyanın pek çok ülkesinde, bildiğimiz batılı gelişmiş ülkelerin de öncesinde kadınlara seçme ve seçilme hakkını tanıyan bir yasa ile birçok ülkenin, batılı ülkenin önünde böyle bir kararla bizi insan yerine koyma lütfunda bulunduğu için, bize bu değeri sunduğu için ona şükran ve minnetlerimi iletiyorum. Biz her şeyimizi gerçekten Atatürk'e borçluyuz. Dolayısıyla sözlerime başlarken sizin bu güzel müzik sunumunuza da çok teşekkür ediyorum. Rüveyda sanki kendi öğrencim olduğu için değil, böyle güzel yerlerde gördüğüm için de ayrıca gururlandım. Gözlerimden yaşlar inecekti az kalsın ama zor tuttum gerçekten. Çok tebrik ediyorum. Şöyle bahsettiğiniz gibi 1950 yılında Sivaslara da babamın öğretmenlik yaptığı Zara ilçesinde doğmuşum. Sonra ben doğduktan sonra üçüncü kız evlat olarak ben doğdum. Benden öncekilerle işte birlikte artık Sivas'a geçmişler falan. İlk öğretimi orada okudum. Orta öğretimin bir yılını Sivas'ta okudum. Sonra babamın tayini nedeniyle, ilk öğretim müfettişi olmuştu sonra gazi eğitimi bitirerek babam. Tayin nedeniyle Siirt'e gittik. Ve hayat hikayem böyle çeşitli okullarda, farklı illerde eğitim alarak devam etti. Siirt'teyken liseye geçtiğimde yabancı dil sorunu vardı. Ben Almancaydım çünkü Sivas'tayken. İlk çıkış benim hayalim meslek olarak eczacılıktı. O dönemde eczacılık çok revaçta bir meslekti. Ben de eczacılık düşünüyordum. Ancak hayat beni nereye getirdi? Ve tabii ki bu geçiş, bu getirme yolunda cinsiyetle ilgili olarak değil, sadece ona bağlı olarak değil, hayatın zaten tamamı bir iniş çıkış ve sürekli bir mücadele, iyiye kötüye karşılaşarak, çok iyiye çok kötüye karşılaşarak, ama hepsinde de ayakta durmaya çalışarak ailenizden aldığınız görgü, bilgi, eğitim ve öğretmenlerinizden aldığınız bilgiyle şekillenerek durmaya çalıştık. Dolayısıyla orada Maraş Öğretmen Okulu'nu kazanmıştım orta 3'e geçtiğimde. Liseye okuyamadım, yani giremedim. Lisan problemim vardı ben çünkü Almanca yoktu Siirt'te. Dolayısıyla öğretmen okulunda kazanınca Kahramanmaraş Kız İlk Öğretmen, o zaman Maraş'tı adı. Maraş Kız İlk Öğretmen Okulu'na kazandım. Bir yıl orada okudum. Sonra babamın tayini Eskişehir'e çıktı. Eskişehir'e çıkınca babam dedi ki, yatılı olsa, ben yatılı okumuştum bir yıl Maraş'ta. İşte senetler bilmem neler ve şeyler yapmış. Hepsini dedi siliyorum, sen bizim yanımızda okuyacaksın. Beni aldı, götürdüler Eskişehir'e. Ve Eskişehir'de Kız Öğretmen Okulu'nda 2. ve 3. sınıfı okudum. Dolayısıyla bu arada şunu söylemek istiyorum. Her gittiğim yerde, her okulda, her hocayla, her arkadaşla ve her konu komşu insanlarla eğitiliyorsunuz. Ben bunu birebir yaşamış bir kişiyim. Eskişehir'de çok farklı bir ortam, yatılı olmayan bir ortam. Gidip gelerek Eskişehir insanlarıyla hemhal olduk. Yani orayı bitirdikten sonra hocalarımız çok değerliydi. Hala hayatta olanlar var, rahmet erişmişlere minnet duyuyorum. Bitirdikten sonra dediğiniz gibi 9 gün bir atama yapıldı. Yani atamam yapıldı köy öğretmen okuluna. 9 günlük bir öğretmenlik, ilk öğretim okulunda öğretmenlik yaptım. Ama bu arada Gazi Eğitim'de, o zaman öğretmen okulu çıkışlılar eğitim enstitülerine gidiyordu. Gazi Eğitim Enstitüsü'ydü o zaman. Gazi Eğitim Enstitüsü'nü kazandığım haberi geldi. Müziğe başvurmuştum. Müzikle ilgimiz zaten atadan, dedenen, babadan öğretmen, sülalemiz öğretmen. Yani anneannemin, babamın babası falan hepsi, halalarım hepsi öğretmen. Dolayısıyla bizim başka herhalde bir meslek seçme imkanımız olmadı. Yani bu yabancı dil de benim için bir belki engel teşkil etmiş gibi görünse de kader çizmiş o zaman benim öğretmen olmamın yolunu besbelli. Sonra Gazi Eğitim'e geldim, müzik bölümüne kazandım. 3 yıl okudum, devam ettim. 1972-73 öğretim yılında mezun oldum. Mezun olduktan sonra Urfa tayinim, kura çektik, kura çekiyorduk o dönem. Urfa'da bir yıl değil, 7 ay falan çalıştım. İşte o arada evlilik vesaire derken hayat başka tarafa gitti.
Evlilikle sonra 3 yıl Sivas'ta çalıştık eşimle beraber. Sivas'a geri döndünüz hocam. Sivas, Maraş, evet. Eskişehir. Evet, Sivas'a evet. geri döndünüz. Sivas'a geri döndüm ve çok ilginçtir. Bu benim hayatımda hakikaten çok... Başka birçoklarına da nasip olabilir böyle bir şey ama okuduğum okulda hocalık yapıyorum. O çok muhteşem bir duygu. Sivas Selçuk Ortaokulu'nda ortaokul birinci sınıf okumuştum Siirt'e gitmeden önce ve ben atandığımda Sivas Selçuk Ortaokulu'na müzik öğretmeni olarak atandım. 3 yıl orada çalıştık. Sonra eşim zaten evlenmeden önce söylemişti biz ben bir süre sonra Fransa'ya yüksek ihtisas yapmaya gideceğim diye. Kendisi dahili hekimiydi, rahmetli oldu. Ona da tabii çok şey borçluyum. Benim bu akademik yaşantımın ne denir önüme ışık tutan ve destekleyen muhteşem bir eşim var gerçekten. Evet, hocam telefon konuşmamızda bahsetmiştiniz. Evet. Ben görüşmede şey diyorum telefonda hocama. Hocam kadın olmakla ilgili noktaları öne çıkaralım deyip özellikle konuşma içeriğini belirliyoruz. Hocam dedi ki ama hayır benim eşim o kadar destekleyici bir eşti ki. Evet. Evet. Onun hakkını yiyemem. Biz gerçekten burada bu programdan tutun hayatta bizleri destekleyen, bizim onları desteklememize fırsat veren o doğru erkek figürlerine de hep şükran duyuyoruz elbette. Sizin eşiniz evet. de öyle bir efendim. Evet. Sonra yurt dışına gittik işte eşimle o Sivas'tan istifa ettik. O da istifa etti. Ben de özel öğrenci olarak yurt dışına gittik Paris'e. Paris'te bir 4,5-5 yıl kadar kaldık. Gider gitmez tabii eşim tahsile devam ediyor ama ben boş durmamak için. Ben de École Normale de Musique diye bir dünyaca ünlü bir okul vardır. Orada şan dersleri alayım dedim ve gittim. Orada 2 yıl, 3 yıl aşağı yukarı bir eğitim aldım. Bu arada büyük oğlum doğdu. Onun doğumu için Türkiye'ye geldim. Tekrar Sivas'ta çalıştım falan böyle arada şeyle ara. Sonra tamamen döndük. 1981'de. Tamamen döndük. Bayrağımın dalgalandığı her yer benim için görev yeridir diye başvurdu eşim. Kahramanmaraş Devlet Hastanesi'ne tayini çıktı. İkinci sefer Kahramanmaraş'ta olduk. Sonra orada ben ortaokul, Gazi Ortaokulu'nda öğretmenlik yaptım. 9,5 yıl aşağı yukarı. Orada kızım ve küçük oğlum doğdu. Derken rahatımız yerindeyken bir gün Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bana şey geldi... Hiçbir hizmet için kursa katılmamışsınız müzik öğretmeni olarak. Bu kurs işte Giresun'da olacak. Eğer katılmazsanız şöyle olur böyle olur filan. Ben de katılacak zaman bulamamışım çünkü yurt dışı geldim doğumlar filan. Oğlum neyse gittik biz Giresun'a. Çoluk çocuk çocuklarım küçük. Hepsi beraber orada bir ay çalıştık. Kurs gördük. Kurs sırasında ben Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde eğitim fakültesinde müzik eğitimi bölümü açılacağını bana söylediler. Sesimi de işte demek ki bilgimi falan da yeterli görmüş olmalılar ki seni oraya hoca olarak almak istiyoruz dediler. Benim eşimin muayenehanesi var Maraş'ta. Evimiz var. Ev almışız. Muayenehane almışız. Evimizde mutlu mesut 3 çocuk büyütmeye çalışıyoruz böyle bir aile iken. Eşim dedi ki böyle bir fırsat herkesin karşısına çıkmaz. Katılmanı istiyorum dedi. Dedim ki ya nasıl olur ben bir 3 yıllık müzik öğretmeniyim mezunum falan. Neyse biz yine de başvurumuzu yaptık, döndük Maraş'a. Maraş'a dönünce evimi ve sosyal ortamımı çok sevdiğim için vazgeçtim. Yok gitmeyelim dedim. Oğlumuz da o zaman büyük oğlumuz 5. sınıfta ve güzel okuyor. Milliyette işte dereceleri var, iyi okulları hedefliyor filan Anadolu Lisesi'nde veya işte özel okullarda. Derken o sene gitmedik ama ısrarla oradan çağırıyorlar geleceksiniz. Gel mutlaka işte şöyle böyle filan. Sonra eşim dedi ki eğer dedi... Senin dedi başka endişelerin varsa bilmiyorum ama böyle bir fırsat daha kaçmaz dedi. Bence gitmeliyiz dedi. Ya işte şöyle böyle neyse uzatmayayım. Eşimin ivmesiyle, zorlamasıyla iyi ki de zorlamış. Yani, olumlu anlamda diyorum. Biz Trabzon'a gittik. Hocam, sözünüzü balla kesiyorum. İşte tam bu noktada biz kadınlar bazen anaç duygularımız ağır basıp evet. Kendi gidebileceğimiz potansiyel yollarımızdan vazgeçebiliyoruz.
O noktada eşiniz gibi destekçi birisinin olması sizi daha öteye gitmiş anladığım kadarıyla. Kesinlikle, kesinlikle. Son derece zarif bir insandı. Son derece okumayı seven, okuması için herkese imkan sunan, yani gezme, tozma filan hepsi çok kararındaydı hayatımızda, bizim ailemizde, ama özellikle de çocukların okuması için. O zaman işte oğlum 5. sınıftaydı, biz gitti, 5'i bitirmişti, Anadolu Lisesi'ni kazandı. Neyse, oraya geçti. Arkada küçük oğlum daha ilkokula başlamamıştı, ana sınıfıydı. Ve bu kadar küçük küçükken orada biz yepyeni bir düzen kurduk. İşte yanımıza çalışacak yardımcı vesaire, neyse. Orada biz böyle 2 yıl devam ettik çalışırken. Son sınıflarla beraber öğretmenliğini yaptım. Yani ben eğitim fakültesindeki müzik eğitimi öğrencilerinin son sınıfa geçtiği sene biz lisans tamamladık. Lisans tamamladık. Bir sene de daha devam ederken bu sefer bir gün gazetede Gazi Eğitim Fakültesi'nde master sınavı açılacağını öğrendim. Ben o zaman öğretim görevlisiyim. Master sınavına başvurayım dedim. Eşim de dedi ki tamam, başvur. Başvurdum. Fakat 45 kişi başvurmuş. İşte 10 kişi alınacak. Neyse, ben girdim. Çok bir sürü alandan neyse girdim. Ama devam isteyen bir şey bu eğitim. Trabzon, Ankara. Ankara'ya her hafta gidip gelerek ben master'ı bitirdim. Eşim onda da gerçekten çok büyük fedakarlık yaptı. Çocuklarım hem de. Düşünün, birisi 2. sınıfta, birisi kızım 3. sınıfta, oğlum Anadolu Lisesi orta 2'de. Ve o da Fen Lisesi'ne hazırlanıyor. İzmir Fen Lisesi hedeflemiş büyük oğlum. Böyle bir mücadele içinde. Şimdi o dönemi ben tekrar yaşa deseler yaşarım. Ancak bu yaşımda değil tabii ki, genç yaşımda. O dönemde ben cinsiyet ayrımı olarak, yani sırf kadın olduğum için böyle özel bir baskı veya zorluk yaşadım diyemem. Ama hayat koşulları, dediğiniz gibi benim eşim Anadolu erkeği, bir de mesleği çok ağır. Evde bana çok fazla yardımcı olamıyor, çok fazla değil, hemen hemen hiç yardımcı olamıyor. Ve 3 çocuk. Şimdi 3 çocukla beraber Ankara'dan Trabzon'a... 3+1 yapalım onu. 3+1. Ankara'dan Trabzon'a çarşamba günleri akşam otobüsüyle biniyorum. Perşembe sabahı Ankara'ya geliyorum. Ankara'da dersimi yapıyorum, o gece yatıyorum. Cuma günü akşam geri Trabzon'a gidiyorum ve 14 saat yol. O zaman tek yoldu. Böyle çift gidiş geliş yoldu. Neyse, böyle bir şey. Master bitirirken doktorayı da aynı şartlarda bitirdim. Doktorayı bitirirken bir yandan da çocuklarım okuyor. İşte büyük oğlum Fen Lisesi'ni kazandı, İzmir Fen Lisesi'ni. Kızım Anadolu Lisesi'ni kazandı. Küçük oğlum Anadolu Lisesi'ne hazırlanıyor falan. Biz böyle evde bir inanılmaz çaba, ne denir, okuma şeyi. Evet, mücadele. Tabii ki çok yıprandım. Yıpranmışımdır. Kesinlikle çok yıprandım. Çünkü dediğiniz gibi evinizin eşi, hanımısınız. Çocuklarınızın annesisiniz. Okulda öğretim üyesisiniz Trabzon'da. Ankara'da öğrencisiniz. Bir de eşinizin hanımısınız. Yani bütün, ve bizde de anaç bir ruh var. Yani anaerkil bir aile biçimi var Anadolu'da. Ben öyle gözlemledim. Babam, yani bizim annemin tarafında da öyleydi. Eşimin tarafında da öyle. Anneler daha güçlü ve kararlı, daha uygulayıcı, daha etkenler aile içinde kararlarda. Tabii ki dıştan bakılırsa sanki erkek daha güçlüymüş gibi görüyor, ama büyük kararlarda belki o çok daha güçlü, mantıklı kararlar verebiliyorlar, ama bayanların ön sezileriyle ve çalışmalarıyla ve hedefe yönelik çalışmaları ile sanıyorum son söz kadınlarda. O bakımdan ben şanslıydım. Öylece o da bitti. Son sınıfa geçtiğimde, doktora dersler bittiğinde bana Ankara'dan dediler ki hocam, ya Meral'cim dedi hocamız, senin burada olman lazım. Biz seni buraya almak istiyoruz. Senin için uygun mu? Tabii bu arada oğlum, büyük oğlum ODTÜ hedefliyor. ODTÜ elektronik. O da son sınıf lise son. Tabii olur dedim. Sınava girdim. Sınavda da 9 kişi girdik. Geri geldiniz Ankara'ya. Kazandım ve Ankara'ya daha doktoram bitmeden Gazi Üniversitesi'ne öğretim üyesi olarak geldim. Ve burada bitirdim. Ondan sonra peş peşe diğer çocuklar yaptım. Yani. Doktora bittikten sonra dil, dilden sonra doçentlik, 2000 yılında doçentlik, 2006 yılında torunumun doğduğu gün
Profesörlük unvanını aldım. Ve devam ettim 20 yıl Ankara'da. Gazi Üniversitesi'nde hocalığa devam ettim. Tabii ben bu kadar yıldan sonra şunu görüyorum ki kişi belli bir hedef belirlemeli önce. Ve kesinlikle ve kesinlikle hassas ve titiz, tavizsiz çalışmalı. Yani liyakatsa liyakata önem göstererek çalışmalı. Alanının uzmanlığında yeterliyse yeterliliğini yeterli görmeden çalışmalı, devam etmeli. Yani araştırmalı, sorgulamalı. Dolayısıyla bunda kadın ya da erkek olmanın pek de bir farkı yok. Evet. O bakımdan ben yaptıysam öğrencilerim bilir, şimdi Rüveyda belki kafasını sallıyor, görüyorum hocam. Ben herkese şunu, ben yaptımsa herkes yapar. Hocam, ben bu koşullarda yaptımsa herkes yapar. Hocam söylediğiniz şey çok güzel. Ben hem toparlayıcı bir cümleyle sizin konuştuklarınıza bir değer katmak istiyorum ekstra. Çünkü dediniz ya, bu başarılar hep erkeklere mal edilmemeli. Erkek kadın ayırmaksızın yolunda yürüyen herkes hak ettiği noktada olmalı. Ve içiniz rahat olsun. Hocamız, Meral hocamız 2017'de Gazi'den mezun oldu. Mezun oldu. Hocam o kadar mezun oldunuz ki, evet, emekli oldu. Ama Rüveyda hocam madem öğrencinizdi, şahsen bütün aktardıklarınızı onun üzerinde, az önce söylediklerinizin hepsini görüyorum. İçiniz rahat etsin. Sağ olun. Ayşe Meral Töre'yi hocama çok teşekkür ediyorum. Kendi hem hayat hikayesini, özelini paylaşarak kadın erkek ayrımı olmaksızın varlık göstermede, hedefe odaklanmada nasıl bir tutum izlediğini bizlerle paylaştı. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum. Sohbet telefonda tabii uzun uzun konuşabildik. Çok güzeldi. Çok teşekkür ederim. O şansa eriştim. Burada süreden dolayı lafınızı balla kesiyorum. Bir de son bir ses eğitimi kitabı çıktı yeni. Bu alanda çalışanlara da onu da duyurmuş olalım. Emekli oldum demiyor ve durmadan devam ediyor. Daha önce 2008'de birincisini çıkarmıştım. Bu doktora bana yani akademik çalışma, gerçekten akademik bakış kazanma muhteşem bir şey. Her alanda insanın işine yarıyor. Hayatta bütün zorlukları çözümünde sorguluyorsunuz çünkü. Sorgulayıp nedenine indiğiniz zaman. Dolayısıyla doktora tezimden sonra sorular gelmeye başladıkça çocuklardan, gençlerden, hocam şu nasıl, bu nasıl, bu nasıl falan derken bir kitap yazdım. Ses eğitimi temel kavramlar, ilkeler, yöntemler diye. Orada bir teorik, bayağı bir ağırlıklı teorik. Ondan sonra da bu uygulamalı olanı çıkarma yoluna girdim. O zaman ne diyoruz? Kadın eğitimci, sanatçı ve akademisyen olarak size emeklilik yok hocam. Evet, sağ olun. Katkılarınız için çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok teşekkürler. Ayşe Meral hocam mikrofonunu kapadıktan sonra Çiğdem hocama dönüş yapacağım. Çiğdem Buçak. Ses yok. Bilgehan hocam sesiniz, mikrofonunuz kapandı. Evet, toplu ses kısma yapılırsa duyabiliyorum şimdi. Benim sesimi kimse kısamaz. Hele Dünya Kadınlar Günü'nde kimse kısamaz. Çiğdem hocam hoş geldiniz tekrar. Merhaba. Ayşe Meral hocamla bir ortak geçmişiniz var. 5 yıl arayla. Çiğdem hocam 1958'de Antakya'da doğdu. O da Ayşe Meral hocam 73 mezunu. O da 78 Gazi Enstitü Resim Bölümü mezunu. Yani ucu ucuna yakalamış gibisiniz neredeyse birbirinizi. Daha sonra tabii ki kendisi detaylarına girecek, sayısız kişisel sergisi ve grup sergileri var. En sonunda 2001 yılında Ankara Güzel Sanatlar Lisesi'nden resim öğretmeni olarak emekli oldu. Erken emekli ama işte az önce Meral Hocam da dediğim gibi bizde emeklilik yok. Resmiyette emekli de olsa bizim kadınlar hiç durmak bilmiyor diyelim. Çiğdem Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. İyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Davetimizi kabul ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Ne demek? Ne demek? Ben teşekkür ediyorum.
Sizleri bugün burada bir sanatçı ve eğitimci kadın olarak konuk ediyoruz. Ama aynı zamanda az sonra belki arada bir paylaşım yaparız. Siz özellikle kadın temalı çalışmalar yapıyorsunuz. Sizin bugünkü konukluğunuzdaki bir artı da bu. Onu bilmeyerek davet etmiştim. Yalan olmasın ama öğrenince dedim ki bu kadarcık oturur. Hoş geldiniz. Kendinizi ve hikayenizi bizimle biraz paylaşır mısınız? Ben Meral Hanım'ı çok dikkatle dinledim ve hakikaten çok ortak yanlarımız olmuş. Ancak ben kendimi onun kadar rahat ifade edebilecek miyim, detaylara bu kadar rahat girebilecek miyim bilmiyorum. Nereden başlasam bilemedim şimdi. Hem anne hem eğitimci olarak başlangıç noktam şu olsun. Çocukların ilk öğretmeni annesidir. Daha eğitime başlamadan önce her şeyi çocuk 3 yaşına 5 yaşına kadar annesinden öğrenir ve çocuk nasıl bir coğrafyada büyürse o coğrafya onun kişiliğini, onun gelişimini, onun hayata bakışını, onun ilişkilerini, onun alacağı sonrasında alacağı eğitimi ve hatta gelecekteki meslek seçimini bile belirler diye düşünüyorum. Daha sonra çocuk çevreden ve ileriki eğitim hayatından aldığı eğitimlerle şekillenir ve bilinçlenir. Ben Meral Hocam'ın dediği gibi Büyük Atatürk'e şükrediyorum. Bize böyle haklar tanıdığı için 1930'larda başlayan kadın hakları günümüze geldiğinde ne kadar değişim gösterdi o tartışılır. Ben bu yüzden hem yakın zamanda kaybettiğimiz helikopter kazasında kaybettiğimiz şehitlerimiz hem de çok yakın bir zamanda bile hala basında duyduğum kadın şiddetini kınamak adına boynumdaki kolyeye siyah bir kurdele taktım. Evet, bahsettiğiniz gibi ben 1958 Antakya doğumluyum ve Antakya bilindiği üzere birçok kültürü bünyesinde barındıran bir şehir, komplike bir şehir, gerek din, gerek kültürel yapısı açısından çok zengin bir şehir. Ancak ne yazık ki ben Antakya'yı 40'lı yaşlarımda görebildim. Doğduğum zaman çok kısa bir süre kalmışız babamın görevi nedeniyle. İlkokul, ortaokul ve liseyi ben Adana'nın Ceyhan kazasında okudum ve bitirdim. 74'lerde Ankara Gazi eğitimi kazandığımda her şeyi Ceyhan'da bırakıp Ankara'ya geldim tek başıma okumak adına. Halamlar Ankara'daydı, Ankara'da kaldım. Ancak kaldığım dönemde Ankara'da yoğun bir siyasi olaylar sinsilesi vardı ve okul boykot edilmişti. Bir süre yine halamlar beni çalışma hayatına soktu. Yaklaşık bir yıl kadar çalıştım ve okulların açılmasını bekledim. Boykot döneminden sonra hemen Gazi'ye başladım ve benim okuduğum zamanlar Gazi Eğitim Enstitüsü'ydü adı. Ben 3. sınıftayken Gazi fakülteye dönüştü ve 3 yılın sonunda ben fakülte diploması almak adına bir yıl daha okudum. Gazi'nin hemen sonrasında hem öğretmenlik hayatıma başladım hem resim yapmaya başladım. Resim zaten kopmaksızın devam ediyordu. Yani ben galiba kendimi hatırladığım 5 yaşından beri resim çalışıyorum ve ilk öğretmenim de babamdı. Babam çocukken bana şey derdi. Sen sadece resim öğretmeni olmayacaksın. Sanatçı olacaksın. Senin parmakların sanatçı parmakları. O zaman çok merak ederdim sanatçı parmakları nasıl olur diye. Böyle sonra Gazi bitti ve arkasından hemen profesyonel hayata atıldım. Ancak şunu es geçmek istemiyorum. Çok önemli bir konu çünkü ben Gazi'de okurken Gazi Eğitim Enstitüsü'nün gerçekten çok değerli kadın hocaları vardı. Sanata damgasını vurmuş kadın hocalar. Bunlar da tabii bizi şekillendirdi. Bunlar Nevşide İçmeli,
Nevide Gökaydın, Hidayet Tehli, şu anda ben zaten Hidayet Tehli hocamın oğluyla evliyim ve sevgili eşim Hande Tehli. Zaman zaman hafızamda kopukluklar yaşayabilirim. Çünkü nerede kaldım diye lütfen bana hatırlatın. Onlardan aldığınız bayrağı sizler de bir sonraki nesle... Evet, çok yani eğitim formasyonu, öğretmen formasyonu yetiştiren bir kurumdu. Ama şöyle dönüp geriye baktığımda bizim zamanımızda Gazi'den mezun olan kişilerin çoğu hakikaten iyi birer sanatçı oldu. İyi birer eğitimciliğin yanında iyi bir sanatçı oldu. Gurur duyuyorum onların çemberinden geçtiğim için. Ben yaklaşık 32 yaşımda Gazi Üniversitesi yüksek lisans sınavını açtığı zaman, belki heyecanlı yapımdan kaynaklanıyor olsa gerek, ben sınav sabahı bir kalp spazmı geçirdim. Ve 4 gün sonra koroner yoğun bakımda kendime geldiğimde sınav çoktan gitmişti. Çok üzüntü duymuştum. Sizinle telefonda da konuştuğum gibi hani böyle postacı kapıyı iki kez çalar. Hmm. Yüksek lisans sınavına çağırmıştı hocalarım, sen çok iyi bir eğitimci olursun diye. Bu şansı kaybetmiştim. Ancak postacı kapıyı ikinci kez çaldı sonrasında, yıllar sonra. Ben Ankara Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi'nde çalışırken sık sık, ama hemen hemen her yıl, hatta bir yılda 2-3 kez yurt dışındaki sergilere, sempozyumlara ve biyenerlere katıldım. 99 ya da 2000 yıllarıydı, Rusya'da bir sempozyuma gitmiştim. O sempozyumda 1,5 aylık bir süreydi ve sürekli beni birisi gözlemliyordu, izliyordu ve çalıştığım atölyeden ayrılmıyordu. Birbirimizin dilinden de pek anlamıyorduk ama sonrasında gelen bir tercüman kanalıyla diyalog kurduğumuzda isminin Sergei Paprovski olan sanatçı benim St. Petersburg Resim Akademisi'nde desen hocası olmamı teklif etti. Desenimin çok sağlam olduğunu, çok iyi bir resim gözümün olduğunu söylemişti. Ben çok onur duydum tabii, bu postacı ikinci kez çalıyor kapıyı. Ben o zaman Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi'nde emekli olmama bir yıl kalmıştı ve sevgili kızım Didem Durukan lisede son sınıfta öğrenciydi resim bölümünde. Oğlum da aynı okuldan mezundu ama o Ankara Üniversitesi Konservatuvarı'nda okuyor idi. Dolayısıyla benim St. Petersburg'daki teklifi kabul etmem için bir yıla daha ihtiyacım vardı. En azından kızımın mezuniyeti ve benim emekliliğim için. Onlara bir yıl sonra yine aynı teklifte gelirlerse kabul edebileceğimi söyledim. Ancak bir yıl sonra bir başka ülkeye davet edilmiştim. Şüphesiz sanatçılar her gittiği ülkenin ikliminden, kültüründen, her şeyinden etkilenirler ve o etkileşim benim her seferinde resimlerime yansıdı. Her seferinde resmin kendi akışı içinde, kendi serüvenine kaptırdım gittim ve çok da St. Petersburg biraz şeyini kaybetmeye başladı, önemini kaybetmeye başladı. Çünkü resimle kurduğum aşk o kadar yoğundu ki. Kadın çalışmaları da bu dönem Memide. Evet, ilk 97'lerde Polonya'ya gitmiştim de. Polonya'ya gidinceye kadar benim Gazi'den mezuniyetimden Polonya yolculuğuna kadar olan süreçte resimlerim soyuttu. İlginçtir. Sanatçılar genellikle çok klasik dönemden geçerler ve sonrasında ulaştıkları nokta çoğunda soyut dönem olur ama ben de tam tersi oldu. Ben soyut resimle başlamıştım ve Polonya'da resimlerimin kırılmaya başladığı bir dönem geçirdim, geçiş dönemi geçirdim. Arkasından Sovyetler Birliği, arkasından Moldova, arkasından Romanya. Her gittiğim ülkede sürekli empresyonist anlayışta, çok ilginçtir, resim çalışıyorlardı ve
figüratif ağırlıktaydı. Bu uzunca süren oy soyut dönemden sonra neden figür çalışmayı, yani biraz da işte eline canlı model gelmiş hazır, evet, konu figür çalışmaya başladım ve Moldova'daydı, çok iyi hatırlıyorum, 2002 yıllarıydı. Odamda resim çalışırken organizasyon yöneticisi Profesör Madame Bulay odaya girdiğinde tuvalimin önünden geçti ve beni aşağıda yemeğe davet ediyordu. Tuvalimin önünden geçerken şöyle yaptı. Dedim ki Madame Bulay, senin yaptığın resmi duvardaki kutsal melek figürüyle karıştırdı. O kadar gerçekçiydi ki. Sonrasında hayatımda bir kırıcı dönem oldu. Kırılma noktası. Özel hayatımda. 2000 yılında ben ilk eşimden ayrıldım ve bir yıl, bir buçuk yıl süren çok ciddi bir travma yaşadım. Dolayısıyla bu benim de resimlerime yansıdı. Çünkü ben birebir yaşadığım yoğun duyguları tuvale aktaran birisiyim ve o dönemde yaptığım resimler hep depresif oldu. Açıkçası itiraf etmeliyim ki resimde bir depresif dönemim oldu ve ilginçtir. O dönemde yaptığım ilk resim Çekoslovakya Uluslararası Devlet Yarışması'nda büyük ödül kazandırdı bana. Harika hocam. Bu arada izniniz olursa birkaç fotoğrafınızı da ekrana paylaşarak sohbete devam edelim. Buyurun. Buyurun, ben... Sen devam edin, hocamıza gelecek. Evet. Teşekkür ediyorum, teşekkür ediyorum. Kadınların değişik kimliklerde, değişik görsel görüntüde olduğu resimler bunlar. Ankara'daki Kav Sanat Galerisi'nde sergilenmiş ve bir dönem kadınlarda... Osmanlı'nın giysilerinin, Osmanlı motiflerinin yeniden gündeme geldiği bir süreçti. Bu benim galiba Polonya sonrası yaptığım bir resimdi. Yani o kutsal harenin resimlerime girdiği Romanya ya da Moldova dönemleri. Depresyonu atlatmıştım, evet, resimlerime mutlu kadınlar girmeye başlamıştı. Evet, çok güzel kadınlar. Özellikle evet. Doğru bir coğrafyada bulunmuşsunuz hocam. Kadın. Evet, bu bir Rus kadınıydı. Evet. Çok güzel bir kadındı. Bu benim Marmaris'e yerleştiğimiz zaman yaptığım ilk resimdi. Burada doğayla tanıştım. İlk kez doğanın içine girdim. İlk kez doğada otlara ve yeşile dokundum. Her şeye dokundum. Ve Marmaris'te kültür ve sanat programları çok yoğun. Ben ilk geldiğim, ilk taşındığımız yıllarda korkmuştum açıkçası. Bu kadar yoğun bir sosyal hayattan sonra nasıl bir kabuğun içine gireceğim diye endişe duymuştum. Sonrasında Marmaris'te Kültür Sanat Derneği olan Maksat ile tanıştım. Eşim bu dernekte benden çok daha fazla aktif çalışıyor. Maksat her alanda Marmaris'te yaşayan kültür ve sanat insanlarını tanıtımda bütün aktiviteleri ekrana taşımak için bir web sitesi kurdum. Buradan da Marmaris'teki kültür sanat olaylarını takip edebilirsiniz. Hocam, ben telefon konuşmamızda çok etkileyen birkaç cümleniz olmuştu. Aslında resimleriniz akarken onu da duyup toparlamak istiyorum. Bu kadınları çizme nedeniniz sadece iç rehabilitasyon süreciniz değildi. O kadınlarda gördüklerinizi bana bir şekilde anlatmıştınız. O ihtirasınıza hayran kalmıştım. Kadın olarak kadınların yaşadığı her şeyi çok rahat hissettiğimi ve sezdiğimi düşünüyorum. Sezgilerimin çok kuvvetli olduğunu düşünüyorum ve neden bana kadınlarımın bakışlarının çok daha önemli olduğunu söylüyorlar? Çünkü bakarak konuşmak, bakarak gözlemlemek, bakarak hissetmek çok önemli. Ben tek tek
kadın figürüyle çalışsam o bir tek kadının figürünün bakışlarının içinde kocaman bir öykü yakalıyorum ve son zamanlarda beni çok etkileyen kadına yönelik şiddet derinden etkiliyor. Yani biz kadınlar günü tamam çok özel bir gün. Bu günlerde anılmak çok özel bir şey, çok hoş bir şey, ancak biz ayrıcalıklı değiliz, biz kadınlar da eşitiz. Eşit şartlarda büyütülüyoruz. Her anne erkek ve kız çocuğunu aynı sevgiyle, aynı eğitimle, aynı coşkuyla, aynı dokunuşla büyütür. Neden bu ayrıcalık anlamıyorum ve bu beni çok rahatsız ediyor. Erkeklerin bir süre sonra kadına uyguladığı şiddetten inanılmaz rahatsızlık duyuyorum ve bunu çok ilkel buluyorum. Bu yüzden kadınların öyküsünü anlatmaya çalışıyorum. Kadınların tuvaldeki sesi olmaya çalışıyorum açıkçası. Elimden bu geliyor çünkü ben hayatım boyunca hep tuvalle karşı karşıya bir yaşam izledim ve ben onların böyle dili olmak istiyorum, böyle anlatmak istiyorum. Hocam, öyle bir cümle söylediniz ki bir anne oğluyla kızını aynı sever, aynı dokunur dediniz. İşte bizim bugünlerde sesimizi azıcık yükseltmemizin, kendimizi ifade etmemizin nedeni bu. Aynı dokunmuyor bazı anneler veya toplum bir anneyse aynı dokunmuyor, aynı sevmiyorsa işte sevsini hatırlatmak, dokunsunu hatırlatmak için. Çünkü dediğiniz çok güzel. Meral Hocam da siz de aynı noktayı altını çizdiniz. Biz ayrıcalık istemiyoruz kadınlar. Biz sadece eşitlik istiyoruz. Hatta eşitlik bile değil, denklik istiyoruz. Çünkü kadın erkek biyolojisinden mütevellit zaten %100 bir eşitlik halinde değiliz. Ama bir denklik, bir denge, bir hak istiyoruz. Yoksa ayrıcalık istemiyoruz. Siz de bu noktada eserlerinizle kadına yönelerek o dengeyi sağlamaya çalıştığınızı söylediniz. Evet, yani kadın olarak sanat yapmak gerçekten çok zor. Meral Hanım'ın dediği gibi aslında kadın çok şeydir. Biz çok şeyiz. Biz anneyiz, biz eğitimciyiz, bir sanatçıyız, biz bir erkeğin eşiyiz, biz toplumda bir kimliğiz, bir bireyiz, sosyal bir varlığız. Biz çok şey yapıyoruz ve çok güçlüyüz. Çok güçlüyüz. Biz çocuklarımızı yetiştirirken kızlarımızla erkeklerimiz arasında bir ayrım gözetmeksizin yetiştiriyoruz. Ama toplum kadına annelik sıfatını ya da ev hanımı sıfatını daha mı acaba daha fazla yüklüyor ki bir süre sonra kadın hep hizmet eden, hep çay tepsisi ya da kahve tepsisiyle birine hayat sunan birisi haline geliyoruz. Yani kadınlar çok iyi eğitim alıyorlar ama bir süre sonra kadın hala hayatı boyunca hizmet etmeye devam ediyor. Hayır, ben eşimle eşit şartlarda yaşıyorum. Eşit şartlarda olmayı seviyorum, olmayı tercih ediyorum. Harikasınız hocam. Bir karikatür gördüm geçen bir sosyal medyada. Kadınla erkeği bir yarış pistinde hayal edin ama kadının önüne çamaşır askısı konmuş, yemek konmuş, tencere konmuş, çoluk çocuk ve start veriliyor. Diyor ki toplum, bakın eşitsiniz, hadi yarışın. Ama dediğiniz noktalarda eşitliği yitirmiş oluyoruz. Ama bugün Ayşe Meral Töre'in hocam ve Çiğdem Bıçaktelli hocamın değerli düşünceleri, değerli özel paylaşımları ve bir kadın olarak toplumda kadınları temsil edişleri ve bize örnek oluşlarıyla onları bugün konuk etmek istedik. Çiğdem hocam, lafınızı yine balla kesiyorum ama toparlamak zorundayım. Yoksa ben sevgili seyirciler, ben uzun uzun telefonla konuştuğum için tadını biliyorum. Sohbetleri çok çok güzel. Maalesef bu süreler yeterli değil bizler için. Bizi onore ettiniz programımıza katılmakla. Biz de hem Ayşe Meral Töre'in hem Çiğdem Bıçaktelli kimdir?
Ve bir kadın ressam ve kadın müzik eğitimcisi, ses eğitimcisi olarak nasıl varlık gösterdiler ömürleri boyunca? Birer örnek teşkil etsin istedik. Katılımınız için çok çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Onur ettiniz. Ben teşekkür ediyorum. Şimdi canlı kanlı hocalarımızdan sonra biz küçük bir tiyatro yaptık kendimizce. Hiçbirimizin tiyatro eğitimi yok. Hiçbirimizin metin yazarlığı da yok. Biz çok amatörce kendimiz için kadınlarla ilgili bir canlandırma yaptık. Dedik ki Mihri Müşfik, Mihri Hanım... İlk Türk kadın ressam, Neveser Kökdeş, o yüzlerce bestesi olan bir Türk kadın sanatçı ve elbette ki dünyaca ünlü Frida Kahlo bir kadın idol olarak güçlü kadını temsil ediyor. Biz de dedik ki biz onların dünyasına artık gidemeyiz, öte dünyadalar. Ama belki onları tatlı bir nüansla buraya davet ederiz dedik. Ve sizler için bir söyleşi çektik. İsmi de Tarihten Kadınlarla Zamansız Söyleşi. Bu programımızın devamında ne olur ayrılmayın, bayağı emek harcadık. Nacizane sizlerle bunu paylaşmak istiyoruz. Şimdi... Tarihten Kadınlarla Zamansız Söyleşi'ye bağlanıyoruz. Ben hemen bir üstümü değişip orada sizinle buluşacağım. Merhaba seyirciler. Tarihten Kadınlarla Zamansız Söyleşimize hoş geldiniz. Bugün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü ve biz bugün bu platformda, bu sahnede 3 önemli kadını konuk ediyoruz. Öyle ki bu üç kadın 1. ve 2. Dünya Savaşı gibi o kadar zorlu zamanları atlatmış, hatta ikisi Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna şahitlik etmiştir. İlki Türk kadın ressamımız, Mihri Müşfik. Daha sonra 20. yüzyılın kadın bestekarlarından Neveser Kökdeş. Ve elbette ki en sonda uluslararası üne sahip ve hepimiz için bir idol olmuş Frida Kahlo aramızda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öyle ki bugün aramızda olmanız bizi çok mutlu etti. Güçlü kadın sanatçı nedir? Bugün sizlerin ağzından dinleyeceğiz. Mihri Hanım, önce sizden başlamak istiyorum. Az önce sizi Mihri Müşfik diye takdim ettim ama biraz tereddütlüyüm bu konuda. Biliyorum bu hassasiyetinizi. Mihri Hanım, 1886'da İstanbul'da doğdunuz ve bir Kadıköy hanımefendisisiniz. Öyle ki bu sanatçı ruhunuza da yansımış olmalı. Biz Mihri Hanım'ı daha yakından tanımak istiyoruz. Kendinizden bize bahseder misiniz? Yaşadıklarınız, yaşantılarınız sanatınıza nasıl yansıdı? Tarih boyunca, zamanınız boyunca size nasıl kapılar açıldı veya ne gibi zorluklar yaşadınız? Ah Bilge Hanım, siz böyle söyleyince bütün yaşantım gözlerimin önünden aktı gitti. Nereden başlasam acaba? Evet, 1886'da İstanbul'da babam Ahmet Rasim Paşa konağında dünyaya geldim. Tıbbiye nazırı olan babam sağ olsun bize alafranga eğitim almamızı sağladı. Yabancı mürebbiyelerden eğitimler aldım. Resim, musiki, edebiyat. Ama resim benim için hep ön plandaydı. Ablalarım Nuriye ve Celile Hanımlar da resme düşkündüler. Ancak bu işi ileri götürüp meslek haline getiren bir ben oldum. Demek ki sanatçı bir aile ve pek çok sanat alanına eğilen bir aileden geliyorsunuz. Ve sanat sizin aileniz için bir gelenek ve biraz da yatkınlık sanırım. Aslına bakarsanız bu birçok aile için böyle, haklısınız Bilge Hanım. Daha sonra 2. Abdülhamit'e resim hediye etmemle beraber saray ressamı Fausto Zonaro'dan resim dersleri almaya başladım. Bu inanılmaz bir başarı, çünkü dönem padişahının huzuruna çıkmanız, ona bir resim hediye etmeniz ve onun sizi saray ressamı Zonaro'ya yönlendirmesi gerçekten sizi beğenmiş olmalılar Mihri Hanım. İçinde bulunduğumuz dönemi düşünecek olursak bu bir kadın için gerçekten büyük bir adım. Haklısınız Bilge Hanım. İşte bu içinde bulunduğumuz dönemin şartları gereği resim eğitimi almak için yurt dışına 17 yaşımda çıktım. Roma'ya gitmiştiniz değil mi? Evet. Oraya Roma. Sadece sanat amacıyla mı gittiniz? Evet, sanat eğitimini gerçekten önemsiyordum. Roma'dan sonra
Paris'e geçtim. Aha. Paris, Montmartre, ressamların cenneti, sanatın ve eğlencenin merkezi, şahane ışıltılı bir yerdi. İşte orada ben de bir yer edindim. Kendime bir ev kiraladım. Aynı zamanda atölyemdi. Hatta bir odasını maddi meselelerden ötürü kiraya verdim. Kiracılarımın biri gitti, biri geldi. Bir gün Müşfik Selami Bey kiracım oldu. Ah, bu Müşfik Bey, o Müşfik Bey demek. Tanışıklığınız o zamana dayanıyor. Evet Bilge Hanım. Müşfik Selami Bey ile daha sonra ilişkimiz gönül bağına dönüştü. Ve evlendik. Eğlenmeye, gezmeye düşkün bir çifttik. Bu yaşantımızı yurda döndüğümüzde de devam ettirdik. Yurdun hasretine dayanamadınız demek ki. Vatan sizi çekmiş olmalı. Aslına bakarsanız yurda birçok yere gidip geldim. Ama yaşantım hep bir göçebe gibi geçti. Daha sonra yurda döndüğümüzde Müşfik Selami Bey ile bazı sorunlarımız oldu. Ve 1922 yılında yollarımızı ayırdık. Ve Müşfik soyadını bir daha kullanmadım. O bundan sonra hayatınıza sadece Mihri Hanım olarak devam evet, ettiniz. Evet, çok doğru. Peki Mihri Hanım, sanatınızı siz nasıl tanımlarsınız? Sanatınızda yansıttıklarınızı sizin kelimelerinizle nasıl özetlersiniz? Dışa vurumcu anlayışla özgün portreler yaptım. Ünlülerin portreleri, kendi portreleri. Çağdaş resim akımlarını yakından takip ettim. Ekspresyonizmin ve kübizmin olduğu çalışmalarım vardır. Evet. Hatta ben çok iyi biliyorum ama seyircilerimiz için tekrar etmenizde yarar var. Sizin ilklere imzalarınız var. Hem ülke çapında hem de uluslararası düzeyde. Bize bu ilklerden biraz bahseder misiniz? Sizi başarılarınızla tekrar onore etmek isteriz. Teşekkür ederim efendim. Bu biraz hüzünlü bir ilk ama dostum şair Tevfik Fikret'in 1915'te ölümünün ardından maskını almıştım. Evet, bunun Türkiye'de alınan ilk mask ve ilk mask çalışması olduğunu biliyorum. Evet, doğru. Daha sonra Kurtuluş Savaşı sonrasında Mustafa Kemal'in resmini yaptım ve Çankaya'ya gidip Paşa'ya hediye ettim. Oo, çok güzel bir anı. Bu Türkiye ve Türk tarihindeki bu başarıların haricinde uluslararası düzeyde asıl benim sözünü getirmek istediğim noktaya gelelim. Sizin uluslararası düzeyde de bir ilke imza attığınızı biliyorum. Sanırım Vatikan'a gidip Papa'nın resmini evet. yapmamdan bahsediyorsunuz. Evet. Bir kadına, özellikle de Müslüman bir kadına, bu zamana kadar poz vermemiş olan Papa'nın resmini yaptım. Bu üç başarı sizi sanat hayatınızda zirveye taşımış olmalı. Sanatçı kişiliğinizin yanında eğitmenliğinizden de bahsetmek mümkün. Bir öğretmenlik yaşantınız var galiba. Paris'ten öğretmenlik yapmam için 1913 yılında çağrıldım. Evet, kız öğretmen yetiştiren Darül Muallimat'ta öğretmenlik yaptım. Akabinde 1914 yılında İnaz Sanayi Nefise Mektebi'nde dönemin ünlü ressamları ile birlikte hocalık yaptım. Evet, hem sanat hem eğitmenlik. Peki bundan sonra Mihri Hanım neler yaptı? Roma, Paris, Washington, Chicago, Boston ve New York. Buralarda yaşadım. Üniversitelerde resim profesörlüğü yaptım. Zengin Amerikan ailelerine resim dersleri verdim. Oo Mihri Hanım, o kadar dünyayı gezmişsiniz. Yani bir Meksika'ya da beklerdik sizi. Feride Hanımcığım, bundan sonraki yaşantımı ne siz sorun ne ben söyleyeyim. Burada bu güzel kadınların içerisinde hüzünlü yaşantıma girmek istemem. Çünkü ben burada güçlü bir kadın ve sanatçı kişiliğimle var olmak istiyorum. Yalnız şunu söyleyebilirim. 1954 yılında New York'ta kimsesizler mezarlığına gömülmek suretiyle hayata veda ettim. Ah Mihri Hanımcığım. Paylaşımlarınız için çok teşekkür ederiz. Gördüğünüz gibi Mihri Hanım onca zorluğa, onca sıkıntıya rağmen sanatını icra etmekten vazgeçmedi. Ama yine de ona rağmen yine aynı yoksulluk ve zorluklar içerisinde ülkesinde bile olmadan hayata gözlerini yumdu. Biz onu bugün burada yaşadığı sıkıntılarla değil, o sıkıntılara rağmen yaşadığı zorluklara rağmen sergilediği başarılarıyla anıyoruz. Çok teşekkür ederiz Mihri Hanım bu özel paylaşımlar için. Ben teşekkür ederim Bilge Hanım. Şimdi ise ikinci Türk kadın sanatçımıza geliyoruz. Neveser Kökteş aramızda. Neveser Hanım onca bestesi, onca icracılığının yanı sıra aynı zamanda kendisi de sanatçı bir aileden geliyor.
Klasik dönemi çağdaş döneme bağlayan bir yaklaşımla sanatını icra etti. Neveser Hanım, çok teşekkür ederiz davetimizi kabul ettiğiniz için. Peki, Mihri Hanım'ı dinledik. Güçlü bir kadın profili gördük. Sizin hayatınızdaki noktaları, zorlukları ve bunun sanatınıza yansımalarını merak ediyoruz. Aynı soruyu size de yönlendirmiş olayım. Neveser Kökteş kimdir? Öncelikle nazik davetiniz için çok teşekkür ederim Bilge Hanımcığım. Bunun akabinde Mihri Hanım'ın başarılarla dolu yaşam öyküsünden oldukça etkilendiğimi dile getirmek istiyorum. Gıyabında kendisinin eserlerine rastlamış ve başarılarından haberdar olmuştum. Lakin şahsen tanışma şerefine bugün nail olabildim. Neveser Hanımcığım, ben de sizin bestelerinizden ilham almıştım. Ah, onur duydum Mihri Hanımcığım. Ricanız üzerine kendimden bahsedecek olursam, 1904 yılında babam Hurşit Paşa mutasarrıf olarak dramada görev yaparken dünyaya geldim. Kendisi 12 farklı telli saz çalan musiki şinas bir beyefendiydi. Onun musikiye olan bu ilgi ve alakası bize de yansımış olacak ki ailecek hepimiz musiki ile oldukça yakından alakadarız. Nitekim ağabeyim çok kıymetli operet bestecisi Muhlis Sabahattin Ezgi'dir. Ah, Mihri Hanım'la bir ortak özelliğiniz var demek ki. Sizlerde aile yalnızca yatkınlık değil, aynı zamanda sanatsal anlamda bir geleneğe dönüşmüş, bir yapı oluşturmuş. Evet, çok haklısınız Bilge Hanımcığım. Eğitim hayatıma gelecek olursak, İstanbul'daki Notre Dame de Sion'da orta öğrenime başladım. Ve musiki ile olan ilişkim bu okulda daha da artarak devam etti. Okul konserlerinde sık sık piyano çaldım ve Batı müziğini daha yakından tanımaya başladım. Ah, Neveser Hanımcığım, sanki biraz mütevazılık yapıyorsunuz. Katıldığınız yarışmalarda ödülleriniz sayısız, bunun farkındayım. Aynı zamanda 12 yaşındaydı sanırım, ilk polkanızı bestelediniz. Evet, evet, doğrudur Bilge Hanımcığım. 15 yaşımda ise anneme ithaf ettiğim ilk Alaturka eserimi besteledim. İnanılmaz bir şey. Mihri Hanım 17'sinde sanatı için Roma'ya taşınıyor. Neveser Hanım 12 yaşında ilk bestesini yapıyor. Bunlar sanat hayatına atılmak için çok erken yaşlar. Sizleri tebrik ederim. Evet, sahiden de öyle oldu. Teşekkür ederiz. Gerçi sonrasında 1. Dünya Savaşı'nın başlamasıyla okulum kapatıldı. Ben de musiki eğitimimi evde ders alarak sürdürmek durumunda kaldım. Tam bu yıllarda topçu subayı Mehmet Ali Bey ile bir izdivaç gerçekleştirdik. Lakin çok kısa bir süre zaman geçirebildiğim eşim Çanakkale cephesinde şehit düştü. Bu süreçte oğlum Adnan daha bir yaşını bile doldurmamıştı. Önce çocukluğumun ilk yıllarında babamı, izdivaç hazırlıklarım sırasında annemi ve son olarak izdivacımın hemen ardından kocamı kaybedişim beni derinden sarsmıştı. Oğlumla birlikte 5 yıl boyunca evimize kapandık. Evden dışarı adım dahi atmadık. Desenize acının coğrafyası yokmuş. Çok haklısınız Frida Hanım. Bu zorlu dönemden sonra kendimi oğluma ve sanata adadım. Oğlum Adnan, piyanom ve musiki bu hayatta en sevdiğim 3 şeydir. Zaten bestelerimi de bitirdikten sonra ilk olarak hep oğlum Adnan'ı dinletmişimdir. Ah, ne kadar güzel. Onca zorlu zamandan, 5 yıl eve kapanmalardan sonra hayata yeniden dönüşünüz sanatla olmuş yine. Peki bundan sonraki sanat hayatınız nasıl devam etti? Sanata kendimi adadığım süreçte abimle beraber Anadolu'ya turnelere çıktık. Operetlerde piyano çaldım ve abime ait bazı operet şarkılarını taş plaklara okudum. Sonrasında bunların yanı sıra aldığım Batı müziği eğitimiyle Türk müziğine olan ilgi ve alakamı yoğurarak çeşitli tür ve formda eserler besteledim. Aa, evet evet. Hatta BBC kanalının sizin eserlerinizi duyup beğendiği ve size bir projeyle geldiğini hatırlıyorum. Nasıl bir şeydi? Evet, doğru hatırlıyorsunuz Bilge Hanım. Bir zamanlar tangolarım çok meşhurdu yurt dışında. Özellikle de İngiltere'deki bahsettiğiniz BBC kanalı tangolarımı icra etti. Ve sonrasında bir mektup aracılığıyla beğeni ve hayranlıklarını dile getirdiler, sağ olsunlar. Ah, demek tangolar kraliçesi denmesi boşuna değil. Sizi dünya bu eserlerinizle tanıyor. Peki, daha sonra neler yaptınız? Uzunca bir süre bestelerimi kendime sakladım. Sonrasında yaklaşık 1940'lı yıllarda İstanbul Radyosu'na bazı eserlerimi gönderdim. Lakin uzunca bir süre dönüş alamadım. Sonrasında bir gün abimin vefatıyla yıkılmış bir vaziyette mezarlıktan ayrılıyordum ki yolda yürürken kahveden gelen bir sesle irkildim. Çalan benim bestemdi. Donup kalmıştım.
Evet, çok ilginç bir tesadüftür ki radyoda ilk eserimin çalındığı gün abim Muhlis Sabahattin Bey'in vefat ettiği gündü. Ne acı bir tesadüf olmuş. Bir yandan acı, bir yandan ise sonsuz bir gurur ve mutluluk anı. Evet. Peki, o radyoda söylenen olabilir, başka bir eseriniz olabilir. Bizleri bugün sesinizle biraz neşelendirir misiniz? Çok kesinlikle. Ah, sizleri kırmayı asla istemem. O zaman sizler için Segah makamındaki Kuş Olup Uçsam adlı şarkımı seslendirmeye çalışayım. Lütfen. Kuş olup uçsam sevgilinin diyarına, saçından bir tel alsam taksam başıma, kuş olup uçsam sevgilimin diyarına, saçından bir tel alsam taksam başıma, söylesem sevgimi kalbimi açsam ona, söylesem sevgimi kalbimi açsam ona, aşkımın çiçeğini taksam başına, aşkımın çiçeğini taksam başına. Sözleri ah sitemkâr, kıskanır beni yakar. Sözleri ah sitemkâr, kıskanır beni yakar. Nazlanır yalvarır, ah o güzel yar. Söylesem sevgimi kalbimi açsam ona, söylesem sevgimi kalbimi açsam ona, aşkımın çiçeğini taksam başına, aşkımın çiçeğini taksam başına. Muhteşem. Su gibi okudunuz Levent Hanım. Su gibi. Çok teşekkür ederim. Hepimizin gözleri doldu. Ağzınıza sağlık. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Nevesel Hanım onca zorluklara ve kayıplara rağmen yüzlerce eser bıraktı arkasında. Yüzlerce beste. Ve aynı zamanda Türkiye'yi, Türk müziğini, Türk tangolarını yurt dışına da tanıtmamıza vesile oldu. Onu bu başarılarıyla anıyoruz. Tekrar teşekkür ederim. Çok teşekkürler Bilge. Ve şimdi İki Türk kadın sanatçımızdan sonra şimdi uluslararası düzeyde üne sahip olan ve aslında hepimiz için bir idol haline dönüşmüş bir kadını davet ediyorum sahneye. Frida Kahlo aramızda ve Frida Kahlo'yla kadınlığı ve sanatı hakkında konuşacağız. Frida hoş geldin aramıza. Hoş bulduk, hoş bulduk. Davetimizi kabul ettiğin için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Burada iki büyük sanatçıyla bir arada olmak beni çok mutlu etti. Onları tanıma fırsatına yakaladığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Çok sağ olun, var olun. Bizler sizi aslında tanıyoruz kısmen. Ama bugün sizi sizin ağzınızdan dinlemek istiyoruz. Yaşadıklarınız, yaşadığınız küçük detaylar var çünkü. Onlar sanatınıza nasıl yansıdı? Sanatınız sizi nasıl şekillendirdi? Bu detaylara inmek istiyoruz bugün. Çok teşekkür ederim. 6 yaşına kadar her şey benim için normaldi.
Sanatın kokusunun olduğu bir evde büyüdüm. Babam fotoğrafla ilgilendiği için böyle kenarından köşesinden sanata bir yatkınlığım vardı zaten. 6 yaşında geçirmiş olduğum çocuk felcinden dolayı bir takım kırılmalar yaşadım diyebilirim. Çünkü bir ayağım ince ve kısa kaldı. Bir de bilirsiniz çocuklukta bu türlü eksiklikler sizin böyle içine kapanmanıza sebep oluyor. Bende de biraz o oldu ne yazık ki. Çocukluğumla ilgili sorunca direkt aklıma bu iki cevap geldi. Evet, hatta sizi uzun elbiselerinizle, takılarınızla, başınızdaki çiçeklerle ve kaşınızla, bıyığınızla tanıyoruz. Ve bizim için öyle bir figür oluşturdunuz. Bu duruşunuzda belli bir amaç var mı? Bir alt mesaj var mı? Normalde biyolojik olarak doğumum 1907 tarihi. Fakat ben her zaman, her yerde 1910 yılında doğduğumu söylerim. Çünkü Meksika'nın kurtuluşu, devrimin olduğu zaman her zaman doğum tarihi 1910 yılıdır. Kökenimi çok seviyorum. Maya ve Azteklere dayanıyor kökenimiz. Ve her zaman o doğallığı, o etnik yapıyı ben çok sevdim. Çünkü doğal olmayı, o doğanın içerisinde yaşamayı aslında üstlerine taşıdılar. Adeta elbiseleri ikinci derileri olmuştur onların. Ben de bu fikri çok benimsedim. Ve bize sunulan bir doğal güzellik var. Bu bir ikram bence. Kişiye özel tasarımlar. Öyle olduğunu düşündüğüm için ben bu güzelliğimi çok sevip sarmaladım. Bize dayatılan bir güzellik anlayışı var. İşte herkes aynı olmak zorunda sanki. Herkesin burnu aynı, herkesin kaşı aynı, herkesin işte suratı aynı olmak zorundaymış gibi hissettiriliyor. Ben tam tersini savunuyorum. Nasıl yaratıldıysan ona sahip çık, onu süsle, onu güzelleştir. Doğayla sarıp sarmala. Ah Feridacığım, hiç üzülme. Yıl 2021, şimdi de herkes senin gibi olmaya çalışıyor. Çok teşekkür ederim. Çocuk felcinin ardından bir kırılma daha yaşadın ve bu da sanatına büyük etkiler bıraktı. Ondan da bahseder misin? Kesinlikle. Hatta o çok çok büyük bir kırılma noktasıydı. Dönüm noktası desem belki de daha doğru bir terim kullanmış olurum. 18 yaşındaydım ve okul çıkışı erkek arkadaşımla birlikte otobüste yolculuk ederken tutmuş olduğum demir otobüsümün tramvayla çarpışması sonucu ne yazık ki leğen kemiğimden girip kasıklarımdan çıktı ve bu kaza sonucunda neredeyse bütün kemiklerim kırıldı diyebilirim. Ailem doktora ne zaman kızımız ayağa kalkar, ne zaman yürümeye başlar diye serzenişlerde bulunurken hekimlerin ayağa kalkmasını bırakın yaşaması mucize dediği anlar yaşandı ve yıllarca yatmak zorunda kaldım. Ve o günden sonra hiçbir şey eskisi gibi olmadı işte aslında. İşte şu an o bu sebeple sizi yalnızca kadın ve sanatçı kimliğiniz değil aynı zamanda engelli bir birey olarak sahnemizde davet ettik ve kabul ettiniz. Ve onları da temsil ediyorsunuz. Aslında bu yaşanan zorlukların içinde hapsolmak zorunda olunmadığını evet. Ve bunların dönüşerek daha iyiye yönelik bir şeylere, bir adımlara dönüşmesine yardımcı olabileceğini göstermiş oluyorsun bize. Tam da bu noktada sizi yalnızca kadın ve sanatçı olarak değil, özel gereksiniminiz gereği engellileri de temsil ederek temsil ettiğinizi varsayıyorum. Onların yaşadığı zorlukları nasıl sanata dönüştürülebildiğinin bir göstergesisiniz aslında. Evet, 4 yıl hiç ayağa kalkamadım. Alçılar içerisinde, uzun tedaviler, kontroller, ilaçlar gerçekten çok zaman aldı. Çok zor günler yaşadığımı söyleyebilirim. Ve boyalara sığındınız ve boyalarla günlük tuttuğunuzu söylemişsiniz bir yerde. Evet. Ve bu sayede de Frida'nın aslında iç dünyasında neler olduğunu da görüyoruz. Siz boyalarla sadece günlük tutmayı düşünürken aslında hatırı sayılır bir sanat kalitesine kavuştunuz. Ama bundan asla da tam emin olamadınız. Ta ki birisiyle tanışana kadar. Evet, aynen öyle. Sözü Diego'ya getirmeye çalıştım, anladınız. Evet, zaten söz mutlaka Diego'ya gelmeli benim hayatım anlatılıyorsa. Çünkü hayatımın neredeyse tamamı Diego ile geçiyor. Onun öncesinde yatağa bağımlı kaldığım süreçte, tabii yataktayım ve ruhsal bunalım yaşıyorum, bedenen bunalım yaşıyorum. Babam bana böyle boya kalemleri almıştı. Annem de yatağımın üstüne bir ayna yerleştirmişti.
Ve bu sayede ben bakarak hep böyle resimler yapmaya başladım. Bu beni çok rahatlattı. Ama şimdi resim yapıyorum, evet çevremdekiler çok beğeniyor. Şöyle bir duyguya giriyorsunuz ister istemez. Acaba bana acıdıkları için mi beğeniyorlar, yoksa çalışmalarım gerçekten iyi mi? Bu ikilem arasındaydım. Dedim ki bu sorunun cevabını kim bilebilir? Tabii o dönemde evet. Meksika'nın gerçekten duayen sanatçısı Diego. Ben de ilk yürümeye başladığım gibi aldım elime tablolarımdan birkaç tanesini. Diego'nun yanına gittim ve dedim ki lütfen bana söyle bu resimler nasıl? Çünkü bir dış göze ihtiyacım vardı. Bir de bu alanda uzman bir dış göz tabii ki benim için çok daha iyi sonuçlar verecekti yaptığı yorumları. Ve ona Diego'nun göster- bir yorumu vardı. Evet, evet gerçekten o yorum muhteşem bir yorum. Benim bundan sonraki sanat hayatımı açması ve beni desteklemesi, güdülemesi anlamında çok önemliydi. Şöyle söylemişti. Frida'nın resimleri bir çelik kadar güçlü, bir kelebeğin kanadı kadar narin ve yaşamın kendisi kadar gerçek demişti. Evet, evet. Çok etkili bir ifade kullanmış. Evet. Hatta eserlerinizde sık sık ortoportrelerinize rastlıyoruz. Evet. Bu anlamda çalışmalar üretme sebebiniz nedir? Yatağa bağımlı kaldığım süreçte hep aynaya baktım. Kendimi görüyorum ve ailemi görüyorum. O ayna benim hem gündüzümün hem gecemin celladıydı aslında. Günlüklerime de hep böyle yazmışımdır. Çünkü cam o, kesiyordu beni. Yani ona her baktığımda görünmeyen kesiklerle doluyordum. Ona baktıkça kendimi, duygularımı, iç dünyamı aktardım hep. Neler yaşadığımı, neler hissettiğimi, az önce de dediğiniz gibi resimli günlüklerim oldu. O yüzden hep iç dünyamı anlattım, aktardım. O yüzden hep bana hep şey derler, hani sürrealist, sürrealist. Hayır, sürrealist değilim. Ben tamamen iç dünyamı aktardığım resimler yaptım. Sürrealistler hayallerini çizerler, ben hayallerimi çizmedim. Evet, otoportreleriniz gerçekten çok yayıldı. Onun dışında çokça hayvan figürü de görüyoruz. Papağanlar, maymunlar. Hayvanlara da mı düşkünsünüz? Çok düşkünüm. Zaten bildiğiniz gibi ben böyle yürüyen bir doğa gibi hissediyorum kendimi. Çiçekler, işte böcekler, her tarafımda bir şeyler var. Doğayı çok sevip sarmaladığım için sanırım hayvanlar da bende o duyguyu yaşıyorlar. Böyle kafamda maymunlar, papağanlarla geziyorum evin içinde. Hatta bugün bile Mavi Eve giderseniz sizi hayvanlar karşılayacaktır. Ben yokum ama onlar hala oralarda geziniyorlar. Ne kadar güzel. Dünyada bir kadın ressamın vefatından sonra evi bir müzeye çevriliyor. Evet. Hala ziyarete açık. Ne kadar güzel. Meksika'da sınırlı kalmadı. Hem başarılarınız hem ününüz. Amerika yolculuğunuz da oldu. O hikaye nasıl gelişti? Evet, Diego çok önemli bir sanatçı olduğu için sürekli Amerika'da işler alıyordu. Ben de ara ara onunla seyahatler yapıyordum. Sonrasında ilk kişisel sergimi açmaya karar verdim. Oradan da bir teklif alınca bunu değerlendirmek istedim. Aslında Amerika'ya karşı çok bir yakın duygular hissetmiyorum. Geçmişte bizim kökenimize yapmış olduklarından dolayı. Fakat sanata açılmak istiyorsak, dünyaya yayılmak istiyorsak New York bu anlamda çok kilit bir şehirdi. O yüzden orada kişisel sergimi yaptım ve çok ses getirdi. Bir kadın olarak orada eserlerimin sergilenmesi, yolculuğumu işte Salvador Dali ve Picasso'yla da birleşmesine sebep oldu. Bu anlamda büyük katkılar yaşadım. Ama siz de Mihri Hanım gibi memleket özlemiyle Meksika'ya dönüş yaptınız. Kesinlikle hiç ayrı kalamıyorum Meksika'dan. Kısa sürdü, hemen geri döndüm Meksika'ya. Çünkü dediğim gibi Meksika benim en büyük aşklarımdan bir tanesi. Döner dönmez de yine bir başarıya imza attınız. Evet. O süreçte yine sanat üretmekle birlikte sağlığımı biraz ihmal de ettim açıkçası. Ayağım fena durumdaydı. Ayağım kangren oldu ama buna rağmen, kesilmesine rağmen ben üretmeyi ve resim yapmayı bırakmadım ve Meksika'da İlk kişisel sergimi açtım buna rağmen. Evet. Çünkü sanat beni rahatlatıyordu, üretmek beni rahatlatıyordu. Kişisel sergimi açtım fakat doktorlardan bir uyarı aldım.
yataktan kalkamayacak durumdasın dediler bana. Sakın sakın yerinden kımıldama dediler. Frida'ya dediler. Bana dediler. Yani düşünün, kendi ülkemde ilk kişisel sergimi açıyorum ve ona gidemeyeceğimi söylüyor doktorlar. Tabii ki ben bunu dinler miyim? Hayır. Dinlemedim zaten. Ve yerinden kalkmayacaksın demelerini de tabii ki dikkate aldım. Onu da dikkate aldım ve kendi kişisel sergime yatağımla birlikte giden ilk sanatçı oldum sanırım. Frida, bu da bir başka ilkin olsa gerek. Kendi sergisine yatarak gitmek gerçekten evet. Değişik bir ilk olmuş. Aynen öyle ve son sergimdi o benim. Ama harika bir son başarıyla gözlerinizi hayata yumdunuz. Evet. Öyle ki hiç kalkamadı o yataktan ve ömrünün sonunda yine aynı yatakta gözlerini yumdu. Ama bize onlarca eser ve güçlü bir kadın imajı bıraktı. Hepinize geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Tarihten Kadınlarla Zamansız Söyleşimiz burada son buluyor. Ama biz bu kadınların yaşadıkları zorluk ve sıkıntılara rağmen sergiledikleri dik duruş, direniş ve hiç vazgeçmedikleri sanatla hatırlayacağız. Bu güzel kadınlar, bu başarılı kadınlar yalnızca kendi dönemlerinde değil, 2021 yılında bu yüzyılın kadınlarına da hala örnek ve ilham olmaktadırlar. Dünya Kadınlar Gününüz kutlu olsun. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde iyi ki kadınız. Hoşça kalın. Merhaba. Umarım beğendiniz. Çok amatörce de olsa onları anmak adına Dünya Kadınlar Günü'nde fırsat bildik ve böyle bir çalışma yaptık. Elbette ki bu çalışma sahne önündeki pek çok kişinin dışında arkada da bize destek olan bir ekiple oluştu. Ben bugünkü programımızı sonlandırmadan önce Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde bulunmaktan çok mutlu olduğumu, rektör hocamız Profesör Erol Parlan bizi bu tarz çalışmalara, gerek bilimsel gerek sosyal faaliyetlere ve projelere yönlendirdiği ve destek olduğu için ona teşekkür ediyoruz. Programda önde yer alan doktor öğretim üyesi Tuğba Çelebi, doktor öğretim üyesi Aslı Ceren Yıldırım, doktor öğretim üyesi Selin Güneştan, araştırma görevlisi Rüveyda Sultan Ünver, araştırma görevlisi Aylin Karaışık ve yine hani demin demiştik ya, kadınların yanında duran erkekler de, bizlere destek olan erkekler de var, onları da anmak istiyorum. Teknik işlerden sorumlu araştırma görevlisi Mert Ergül, ona özel teşekkürümüzü sunuyoruz. Erdal Öztürk, Mustafa Söngün, bize yine afişimizden çekimlerimize destek olan isimler. Ve ben bir başka kadını da anmak istiyorum. Bize hem destek oldu bu sahne çalışmamızı kamera altına, kayıt altına alırken Elif Özdoğru bize sıcak tavrıyla ayrıca enerji kattı. Tabii ki bugünkü iki özel konuğum Çiğdem Buçakterle hocam ve Ayşe Meral Töreğin hocama da sonsuz sevgilerimi iletiyorum. Umarım kimseyi unutmadım. Bu ekip çalışmasıyla sizlere Dünya Kadınlar Günü'nde tüm enerjimizi yolluyoruz. Katıldığınız için hepinize çok teşekkür ederiz. Saygı, sevgi ve selamlarımızla. Hoşça kalın. Çok teşekkürler. Sağ olun bizden de. Sağ olun.